Kalemseverler Marka Kalem'den merhaba. Günlük not aldığımız defterlerimiz, tasarımları, kağıt kalitesi, boyutları bizler için çok önemli. Aldığımız notlarımız da planlı çalışma düzeni oluştururken sonrasında işlerimiz daha kolaylaşıyor. Zihnimizde parlayan fikirlerimiz, ön çalışma notları olsun, eskiz çizimleri olsun her daim yanımızda bir yazı gereci ile bir not defteri ihtiyacımız var. Sizleri bir Alman markası olan Nuna defterleriyle tanıştırmak istiyorum. Farklı boyutlarda, farklı tasarımlarda oldukça güzel şık tasarımları da var. Kapak tasarımları ile farklı bir enerjisi olan Nuna defterleri ilhamını genelde mimari, moda, sanat dünyasından aldığı ilhamla defterlerini üretiyorlar ve kaliteleri de o şekilde üst düzeyde. Mesela burada bir farklı boyutları var. Bu defterimiz 108 milime 150 milim 120 gram ağırlığında. Her sayfası numaralandırmış şekilde 176 sayfa. Genellikle noktalı olarak çalışıyorlar. Dot dediğimiz ya da noktalı olarak çalışıyorlar. Nokta aralıkları boyutlarına göre değişebiliyor. İşte bazı defterlerinde 3,5 milim nokta aralığı, bazı defterlerinde 2,5 milim olarak. Onu şöyle tasarımları göstereyim, ona daha da ayrıntılı olarak gireceğiz. Şu şekilde defter hakkında arkasında etiketi var, bilgileri var. İşte kaç gram olduğu, kaç sayfa olduğu. Şöyle oldukça güzel böyle. Evet, burada bir tarafında yes, bir tarafında no yazıyor. Kenarları şöyle ikiye bölünmüş. Rengarenk. Şimdi içini görünce şaşacağız. Mesela burada da yine kapaktaki desenler aynı şekilde defterin kenarında da yer alıyor. O yüzden de çok ince bir detay aslında. Yüksek bir işçilik de var burada. Böyle metalik kapakları var. Rose, bunun farklı renkleri de var. Evet, burada bir tane parlak silver defterimiz. Esnek kapaklarda. Evet, şöyle bakın açtığımızda böyle krem rengi tonlarında, noktalı tamamen. Noktalar hani bir iz alıp devam etmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda yani çizimde yapabiliyorsanız o küçük noktaları kareler şeklinde baz alıp onları ölçeklendirme şeklinde kullanabilirsiniz. Defterleri açtığınızda şöyle tamamen düz durabiliyor. Mesela böyle açtık, belli bir şeyden sonra düz duruyor. Buradaki tabii işçilik çok önemli. Dikişli, ip dikişli, sağlam kaliteli bir şekilde duruyor. Arkaları da böyle yuvarlatılmış şekilde olduğu için sırtları açtığınızda defter tamamen düz ve bundan güzel avantajı şöyle, siz yazıya başladığınızda en dipten başlayabiliyorsunuz. Bazı defterlerde işte yarım kalıyor, şu şekilde kalıyor ya da tam açamıyorsunuz. O yüzden biraz daha ön hizadan başlamanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. Defterin alanını tamamen verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, şurada farklı bir boyutta ve yine lastikli, böyle renkli lastikler de kullanılıyor. Evet, bunun özelliğine geldiğimizde 120 gram 178 sayfa numaralandırılmış. Ölçü olarak da 135 milime 200 milim olarak gösteriyor ve çizgisiz, eskiz ve sketch çalışmalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine burada farklı bir rengimiz sarı. Yine ön tarafında bilgilendirme, nokta aralıkları, lastikli, yine esnek kapak. İşte burada yine farklı bir tasarım. Kenarlarda yine bakın, burada da ince ince pembe beyaz çizgiler halinde devam ettirilmiş. Pek görebileceğiniz bir şey değil. Mesela burada da mimariden de esinleniyor demiştik. Londra mimarisi. Üzerinde London diye yazıyor. İşte Londra'nın önemli şehrin mimarisini kapak üzerinde görüyorsunuz. Bu defterimizin ölçüsü de bakalım not olarak yazmışlar. Evet. 165 çarpı 220 milim olarak geçiyor. 120 gram. 256 sayfadan oluşuyor. Yine numaralandırılmış ve 3,5 milim nokta aralığına sahip. Demin içinde yüksek. Yine kenarlarında bakın, en güzel özelliklerinden biri buradaki tasarım yine defterin kenarlarında devam ettiriliyor. Oldukça hiç, yani şuradan başladığınızda tamamen hop geri devamı geliyor. O yüzden çok güzel.
Ve dediğim gibi farklı geometrik tasarımları da var bu şekilde. Yine aynı şekilde üzerindeki mesela beyazdan gelip kapakta burada beyaz, yeşil sırttan gelip yeşil, mavi ve bu şekilde kendini devam ettiriyor. Evet. Burada yine farklı bir işte tasarım olarak farklı bir işaretler var böyle. Enteresan bir şekilde. Güzel. Kenarlarında da yine o devam ettiriliyor. Böyle matematik işaretleri gibi de duruyor. Böyle enteresan o tarihten gelen böyle enteresan o işlemeler ya da duvar yazılarındaki motifleri de andırıyor. Burada daha esprili, böyle neşeli bir defterimiz var. Böyle değişik suratlar, yüzler. Böyle oldukça şirin böyle işte köpek yüzleri var, kedi yüzleri var. Kuş ağızları böyle enteresan bir şekilde. Bir bakın burada yine devam ediyor. Yani bu özelliği gerçekten çok güzel. Kalın defterler normal standart ölçülerdekilerin dışında hem ölçü olarak da hem de kalınlığı da 256 sayfalık bir defter oldukça. Notlarınızı falan aldıktan sonra çalışmalarınızı yaptığında defter bittikten sonra rahatlıkla arşivleyebilirsiniz de uzun ömürlü olarak da saklayabilirsiniz de. Yine burada üzerinde The Happy Book diye yazılmış. Şöyle kenar desenlerini de tekrar göstereyim. Böyle birçok farklı modelini göstermek istedim. Evet, şöyle sırtında da. Burada da tamamen siyah ve üzerinde bir telefon tutucu olarak kullanabileceğiniz lastikli bir aparat var. İşte kaleminizi takıp taşıyabilirsiniz. Veya arasına bir not kağıdı, farklı bir şey de koyabilirsiniz. Bu çıkabiliyor. Bunu başka deftere de taşıyabilirsiniz. Evet, şöyle kenarları simsiyah, kapakla uyumlu ama içimizi açtığımızda noktalı krem renginde. Sayfa alt köşelerinde numaralarını görebilirsiniz. Bunu taktık. Evet, burada da mesela şöyle kırmızı üzerinde no yazıyor. Diğer tarafında off yazıyor. Böyle farklı bir tasarım. Yine kapaktaki tasarım sayfa kenarlarında devam ettirilmiş. Hem şöyle bir de farklı kalemlerde defterin kalitesini de bir deneyelim. Şöyle bakın tamamen açtık. Tamamen düz duruyor. Hiçbir şekilde sayfayı bize oldukça alanını verimli bir şekilde kullandırılıyor. Şöyle dolma kalemle bir tane dolma kalemimizle başlayalım. Evet, bu şekilde şöyle yazı performansını, o kağıt üzerindeki kayışını. Bunu da şöyle bakalım. Herhangi bir dağılma veya kırçıllanma olmadı. Oldukça temiz bir şekilde. Dokusu da çok güzel. Böyle soft bir hissiyatı veriyor. Çıplak elle dokunduğunuzda onu hissedeceksiniz zaten. Yine farklı bir dolma kalemle daha deneyeceğim. Evet. Ya dolma kalemdeki akışkanlığı gerçekten çok başarılı. Kağıdın yüzeyi çok iyi. Yine şöyle yakında göstermek istiyorum aynı zamanda. Bakın herhangi bir mürekkep böyle hani yazarsınız pıt 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 eder. Öyle bir durum yaşamadım. Oldukça da kaygan bir şekilde. Arkasına geçirme durumu hiç yok neredeyse. Kullandığım uçlarda üstteki kalemimiz medium'du. Alttaki maviyle yazdığımızda bold uçluydu. Normal standart bir tükenmez kalemle deneyelim.
biraz daha baskıyı arttırayım tükenmez kalemle. Biraz daha sert yazarak. Evet. Tükenmez kalemde de zaten hani dolma kalemle yazdıktan sonra tükenmez kalemdeki verimi daha da yüksek oluyor açıkçası. Bu da oldukça temiz bir yazıya sahip. Kağıtta herhangi bir hem kalemin kalitesi hem de kağıdın kalitesiyle birlikte herhangi bir noktasal şeyler kalmadı. Hiç pürüzler kalmadı. Bir de eskisi kalemi ya da versatil kalemle, mekanik kalemle bir deneyelim. Mesela deminki dediğim gibi bu kareleri baz alarak, yani noktaları baz alarak şekilde çizimler yapabilirsiniz. Küçük kareler oluşturabilirsiniz kendinize. Yani teknik çizimlerde de bu noktalar işinize yarayacaktır. Ölçeklendirme olarak da size fayda sağlayacaktır. Evet, oldukça başarılı diyebilirim. Gerçekten de verimli, keyifli bir defter. Üzerindeki desenleriyle olsun, motifleriyle olsun. İşte bazı mimarilerden alınmış, bazıları edebiyattan alınmış. Bazıları öyle neşeli tasarımlar, moda olsun. O tasarımlar da eklenmiş. Oldukça başarılı. Evet sevgili kalemseverler, kalemlerimize eşlik edecek günlük notlarımızı alacağımız, çalışmalarımızı yapacağımız farklı tasarımlar ile Alman Luna markasının defterlerini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.